Biz bugün Müslümanlar olarak tartışmaya karşı ne kadar hoşgörülüyüz? Tartışma karşısındaki durumumuz ne kadar sağlıklı? Grupların birbirleriyle diyalogları, ilişkileri, tırnak içi tartışma içinde ele aldığımızda nasıl bir manzara bize arz ediyor? Olumlu bir şey söyleyebiliyor muyuz? Ben şahsen olumlu bir şey söyleyemiyorum. Akademik bazı tartışmalar var. Yani panellerde oluyor, çalıştaylarda oluyor ya da karşılıklı makaleler yazmak suretiyle oluyor. Böyle istisnaları bir tarafa koyuyorum ben. Ama genel, özellikle sosyal medyaya yansıyan tartışmalara baktığımda hakkaniyetten uzak bu bir. Bu zaten tartışmayla mükabere arasındaki en temel farkı oluşturuyordu. Ve bereket ancak ve ancak hakkaniyetli tartışmalardan sağlanıyordu. Bizim İslam ilim geleneğinde işte teşvik ettiğimiz, yücelttiğimiz, bir değer olarak ortaya koyduğumuz tartışmayla bunun hiçbir alakası yok. Hakkaniyetten uzak olması bir. İkincisi, bilgi yok. Günümüz tartışmalarında ya bu adam ne diyormuş, gideyim bir kaynaklara bakayım. Bir kavram kullandı. Bu kavram ne demek, bir anlayayım bunu. Bir kaynağa atıf yaptı, gerçekten böyle bir kaynak var mı? Gideyim bakayım o kaynağa. Dediği sayfada, dediği ciltte böyle bir bilgi var mı? Ya da ne bileyim bu adam bir nakil yaptı. Acaba dediği doğru mu? Ya da bu adam bir önerme ortaya koydu. Yani bir iddiada bulundu. Bir fikir, bir kanaat. Ben bu fikri mantıklı olarak kendi iç tutarlılığı açısından şöyle bir analiz edeyim. Yok. Bilgi değeri açısından bir sağlamasını yapayım. Gerçekten böyle bir bilgi var mı? Bu da yok. Peki tutarlılık, iç tutarlılık yani mantıki sorgulama. Efendim bilgiyle alakalı durumu, bilgi durumu. Bunları ciddi manada bir işçilik yapıp incelediğimiz yok. Genel olarak İslam ilim dünyasında, mezhepler dünyasında, fırkalar dünyasında bu tür tartışmalar ya da bu tür fikirler var mıdır, yok mudur, yoksa bu türedi bir şey midir? Bari onu anlayayım. O da yok. Yani bunun tarihte de olduğunu bilse biraz diyecek ki ya çok da fazla böyle köpürmeye gerek yok yani. Bu zaten İslam bugüne kadar bu tartışmalarla gelmiş. Bugüne kadar hiç ortaya atılmamış ya da emsali konuşulmamış şeyler değil yani. Dolayısıyla benim böyle İslam elden gidiyor falan vari biçimde kıyametleri koparmam da gereksiz bir şey. Belki ben de çok abarttım diyebilecek, biraz dengeyi bulacak ama o da yok. Nasıl böyle bir şey dersin falan filan şeklinde böyle kıyameti koparan büyük feveranlar. Bütün bunlar dediğim gibi ciddi bir tartışmalarda ciddi bir bilgi, araştırma, okuma işçiliğinin eksikliğinden kaynaklanıyor. Böyle olunca ne oluyor arkadaşlar? Böyle olunca biz bir fikri, bir iddiayı, bir söylemi kendi içinde henüz daha analiz etmeden, parçalarına bölüp o parçaları tek tek alıp incelemeden, üstün körü, kabaca, daha çok o fikir nasıl bir imaj veriyor? Böyle bir söylem ne imajı veriyor? Ha, hemen kategorize ediyoruz. Aa, bu modernist. Aa, bu klasik ehli sünnetçi. Ha, bu bildiğin selefi. Ya bu bildiğin zaten nakşi. Diye hemen etiketliyoruz. Anlatabildim mi? Aslında bu çok yanlış bir şey. Bir fikri kendi içinde tahlil etmek lazım. İddia nedir? Bu iddianın dayanakları nedir? Kullanılan kavramlar nelerdir? Hangi ilmin, hangi branşın aksiyonlarına dayanıyor? Kaynak olarak kendisine neyi alıyor? Gerçekten deliller, iddiaları destekliyor mu, desteklemiyor mu? Gibi atıflar gerçekten doğru mu? Gibi tamamen bilimsel işçilik yaptıktan sonra bir fikri eleştirmek ki günümüz içinde gerekli olan bir şey, günümüz tartışmalarına çok ciddi bir derinlik katacaktır. İslam düşüncesinin yeni problemlerinin çözümünde çok önemli rol oynayacaktır ama bunlar yapılmadan doğrudan efendim bu söylem kimin ekmeğine yağ sürüyor? Sen bu iddiayı yaptın. Bundan kim çıkar sağlar? Yani daha çok ortaya attığımız fikirler tamamen ideolojik ve siyasi bir atmosfer içerisinde. O kamplaşmanın gölgesinde değerlendiriliyor. Otomatik olarak diyorlar ki senin bu dediğin falancanın işine gelir. Bu da çok yanlış bir şey.
bir fikri kendi zatiyatı içerisinde değerlendirmeden, çağrışımlarıyla, efendim pazarda birilerinin tezgahına, birilerinin çıkarına fayda sağlar mı, sağlamaz mış muhasebesi üzerinden muhakeme etmiş, eleştirmek çok yersiz bir şey. Ve bizim işte tartışmalarımızı kısırlaştıran da budur. Şimdi tartışmanın bilgi ve fikir işçiliği olmayınca bir iddia var. O iddia fikir ve bilgi efendim temelleri açısından ciddi ciddi ele alınmadığı için ne oluyor? İddia yatan kişi de bunu biraz daha besleyeyim, zenginleştireyim, derinleştireyim. İşte bazı zayıf noktaları var. Oraları efendim biraz güçlendireyim deme gereği duymuyor. Adam üstüne yapıştırılan yaftayı üstünden atmakla meşgul oluyor. Otomatik olarak biz muhtevadan kopuyoruz. Bilgiden kopuyoruz, fikirden kopuyoruz. Neye odaklanıyoruz? Kendi imajımızı kurtarmaya odaklanıyoruz. Ben onlardan değilim, ne alakası var? Saptırma meseleyi, daha sonra dediğim gibi kişiselleşiyor mesele. Şimdi bununla onun ne alakası var? Sen ne biliyorsun, ne konuşuyorsun falan. İş hakarete falan. Ne olur arkadaşlar? Tartışmalar maalesef entelektüel anlamda bizi zenginleştirmiyor, beslemiyor.